Sayın Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Ya cezaevlerinden maalesef ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Üzülerek bunları ifade ediyoruz. Bu arada bizi cezaevinde izleyenlerden özür dileyim, ne diyeyim bilmiyorum. Yani çok üzgünüz bu kötü haberleri vermekten ama 17 yaşında Şakran Çocuk Cezaevinde bulunan Ali Erdoğan'ın intihar ettiği yönünde bir iddia var. Şimdi ailesi aradı ve telefon görüşmesini bize aktardılar. İktidar Grup Başkan Vekili araştıracaktır. 14 günde bir almam gereken kanser ilacım bulunmuyor. İğnem Türkiye'de bulunmadığı gibi hasta olmama rağmen takibimde olmuyor. 3 aydır buradayım ve hiçbir kontrolüm yapılmadı. Hiçbir dezenfektan olmadığı için hastaneye götürülmüyorum. Hastaneye götürülmeme sebebim ise karantina altına alınacak olmam oluyor. Ben kolon kanseri hastasıyım. Verem tedavisi görmekteyim. Akrit kemik erimelerim var. Omurilik kemiği erimelerim var. Bunlarla ilgili tedavi görmekteyim. Bunlardan kaynaklı kanamam oluyor. Dün dışarıdan bir genel cerrah doktoru geldi kuruma. Hiçbir şekilde önlem alınmadığı gibi... Tamamlayın Sayın Beştaş. Diyorum. Doktorun kendisi de önlemsiz bir şekilde gelmişti. Doktora hastalıklarımı söyledim. Doktorum benim kesinlikle kendisinin alanına girmediğimi fakat acilen hastaneye götürülmem gerektiğini söyledi. Cezaevi idaresi ise Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne götürülemeyeceğimi söyledi. Bundan kaynaklı da ölümle yüz yüze kalmış durumdayım. Kamuoyunun durumuyla ilgili işte İnsan Hakları Derneği ve bugün dün saat 10'da bunu söylerken yaşıyor. Sonra intihar ettiğine dair haberler geliyor. Ne oldu? Yani çok vahim bir tablo var ortada. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek açısından söz aldım. Çok üzgünüz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Teşekkür ediyorum.